ha. Evet hocam. Daha fazla şey yapma hacı. Yavaş 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 yavaş. Bunlar da. Biraz sandalye çek, tamam. Karışmayın programlar işini. Bu araba çok hoş mu lan? Sen dokunmuyor. Bu işle uğraşır. Yani gözümüz dedelerde kalma bir meslektir. Hayvancılık. Hep bu işle uğraşıyoruz. Kaç senedir bu iş? Ben 63 yaşındayım. Gözümü açtım açalı hep bu işle uğraşıyorum. Şimdi ben de geçti çocuklar yapıyor. Yani babam yapıyordu. Babam mesleği, dedem mesleği. Ondan sonra bize geçti. Bu anda da biz yapıyoruz bu işi. Kışın şöyle zaten hayvanlar hani saman, yem veriyorsun. Onlar içeride. Bu kemreyi de hayvanlar basıp aynı kömürle bir değerdedir yani. O kadar ki ısısı fazla. Bunu da kışın yakıyoruz o kömür olarak yani odun olarak daha doğrusu. Şu anda yaptığımız iş hayvanların altındaki tezekleri kesiyoruz.
Bu tezeklerin oluşması 4 aydan beri oluşuyor bunlar. 10 santim yüksekliğe eriştiğinde biz bunları kesiyoruz. Kestikten sonra bunları dışarı atıyoruz. Daha sonra bunlar yazın güneş önünde bekliyorlar, kuruyorlar. Bunları kışları da yakacak olarak kullanıyoruz. Yani bir kömür kadar olmasa da yani kömürden de az değil, çok iyi yani. Hayvancılıkla uğraşan herkes zaten bu işi yapıyor, yani mecbur yapılacak. Hem ahırın temizliği, hayvanlar için daha rahat oluyor. Daha sonra yakacak için kullanıyoruz dedik. Tabii zor bir iş, kolay değil yani, bir günümüzü alıyor. O yüzden köydeki akrabalarımız, komşularımız, ne varsa hepsi toplanıyor, geliyor. Hepimiz beraber burada toplanıp bir eğlence içinde bu işi yapıyoruz. Yılda yağışa göre değişiyor. 4-5 kere kestiğimiz de oluyor, 1-2 kere kestiğimiz de oluyor. Köylerinde kullandığımız yakıtımız bu. Genelde erkekler yapıyor, biraz ağır olduğu için. Genelde gördüğünüz gibi şeylerden de gözüküyor. Genelde erkekler uğraşıyor. Ha tabii eğer ki kimse olmadığında bayanlar da gelip yardım etmek zoruna kalıyor. Ben de senden razıyım, Allah benden razı olsun.